Merhaba arkadaşlar. Set 169 birinci soru. ABCD dörtgen DBAC'ye dik. DC uzunluğu 2 santimetre, BC uzunluğu 7 santimetre, AB uzunluğu 9 santimetre verilmiş. Bizden AD uzunluğunu yani X'i bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya A, şuraya B, şuraya C, şuraya D diyelim. Şimdi benim X'e ulaşabilmem için burada 4 tane ne yapmam lazım? Pisagor yapmam lazım. Şimdi bunu böyle uzun uzun yapmak yerine kaynaklarda yer almıyor ama yükseklik teoremi dediğimiz bir teorem var. Ne söylüyordu yükseklik teoremi? Sırt sırta vermiş böyle 4 tane dik üçgen varsa çapraz kareler toplamı birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın yani ne diyor? 2'nin karesi artı 9'un karesi eşittir. X kare artı 7'nin karesi. Burası ne yaptı? 4 ile 81'i topladım. 85 eşittir. Pardon. X kare artı 49. 49'u bu tarafa attık. X kare neye eşit geldi? 36'ya eşit geldi. Buradan X ne bulundu? 6 bulundu. D şıkkı doğru cevabım oldu. İkinci soru. ABC üçgen CHAB'ye dikmiş. AD uzunluğu 3 santimetre, BD uzunluğu 9 santimetre, AC uzunluğu 7 santimetre verilmiş. Bizden BC'yi yani X'i bulmamızı istiyor. Arkadaşlar ben şu ADB üçgenini şöyle dışarıya çıkartabilir miyim? Bir şey göstereceğim. Şunu şöyle aynısını geldim buraya çizdim. Şurası da D üssü noktası olsun. O zaman şurası nedir? 3 birimdir. Şu uzunluk nedir? 9 birimdir. Bakın sırt sırta vermiş böyle 4 tane dik üçgen varsa ne yazıyorduk hemen? Bir önceki soruda olduğu gibi yükseklik teoremini yazıyorduk. Yani çapraz kareler toplamı birbirine neydi? Eşitti. Bu bizi neden kurtarıyor arkadaşlar? Harflendirip 4 tane ayrı ayrı Pisagor yapmaktan kurtarıyor. Yani 7'nin karesi artı 9'un karesi eşittir. X'in karesi artı 3'ün karesi diyorum. Buradan ne geldi? 49 artı 81 eşittir x kare artı 9. X kareyi yalnız bırakalım. Bakın burası ne yaptı? 121 eşittir x karesi. X ne geldi? 11 geldi. O zaman bu yükseklik teoremini yani illa böyle dışarıya çizmesine gerek yokmuş. Üçgenin içinde başka bir dik üçgen varsa yine bakın 4 tane dik üçgen var burada. Burada da kullanabiliyormuşuz. Buna da dikkat etmek lazım. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Hipotenüs uzunlukları 6 ve 8 santimetre olan kırmızı ve yeşil dik üçgenlerin A ve D noktaları üst üste gelecek biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Son durumda E ile B noktaları arası uzaklık 2 kök 5 santimetre olduğuna göre C ile P noktaları arası uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi şurası 90 derece arkadaşlar. Bize de şu E ile B arasındaki uzaklığı ne vermiş? 2 kök 5 vermiş değil mi? Şimdi şurayı bir harflendireyim. Bakın şurası B olsun. Şurası C olsun. Şu uzunluğa E diyeyim. Şu uzunluğa D diyeyim. Bize sorduğu yer neresi? C ile F arası uzaklık. Şunu soruyor değil mi? Şimdi ilk başta şu EAB üçgeninde bir Pisagor yazalım. Bakın B kare artı C kare eşittir 2 kök 5'in karesinden 20 geldi. Şimdi nerede yazalım arkadaşlar? Şu CDB üçgeninde Pisagor yazalım. O zaman E artı B'nin karesi, E artı B'nin karesi artı C'nin karesi neye eşitmiş? Bu kırmızı olan üçgende benim hipotenüsüm 6 santimetreydi. 36'ya eşitmiş. Aynı şekilde nerede yazalım? EDF üçgeninde bir Pisagor yazalım. Yani C artı D'nin karesi artı B kare eşittir 64. Gelin bakın taraf tarafa toplayalım. O zaman ne geldi buradan? E artı B'nin karesi artı C artı D'nin karesi artı C kare artı B kare neye eşitmiş? 100'e eşitmiş. E ben C kare artı B kareyi sorunun başında bulmuştum 20. O zaman şuraya 20 yazdım. Attım karşıya. Şöyle aşağıya yazayım. E artı B'nin karesi artı C artı D'nin karesi eşittir
80 geldi değil mi arkadaşlar? Bakın zaten benden istenen uzaklık bu değil mi? Ama bunu ne yapmam lazım? Karekökü almam lazım ki benden istenen uzaklığı bulmuş olayım. Yani benden istenen uzaklık kök 80'dir arkadaşlar. Yani 4 kök 5 santimetredir. E şıkkı doğru cevabımız olur.